Geldiğim gün de yağmurluydu. Gidiyorum yine yağmurlu. Evet dostlar, merhaba. Merhaba, merhaba. Şu an yoldayız. Kim var yanımda? Nuh. Noah. Noah. Bir selam ver bakayım. Hi. Buraya veriyorsun, buraya değil. Oraya. Şuna yapmış, veriyorsun. Şuraya. Kamera burada mı? Evet, kamera. Kapat şunu. Selamünaleyküm. Bugün hüzünlüyüm biraz. Çünkü çok sevdiğim insan... Mikrofon mu? Şöyle uzaklaşın şuradan. Çok sevdiğim insanların yanından ayrılıyorum ve gidiyorum. Şehir değiştiriyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Sesime bile yansıdı hüznün şeyi. Titriyorsun lan. WhatsApp bro diyen adam şimdi ağlayacaklı yani. Hadi bakayım bir WhatsApp bro de. WhatsApp bro. Ay 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 ay. WhatsApp bro. Evet Nuh. Bu seninle şimdi ikinci vlog çekişimiz. Evet. Birinde Birmingham'a gittik adres kaydı için. Yapamadık ama güzel bir vlog oldu. Ve sen hala o videoyu paylaşmadın. Ve hala o videoyu sen oraya buraya göndermedin ailene falan. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Abi... yakın gelecekteki planlarımın içerisinde bu dediklerim var. Neymiş o yakın zamandaki planladıkların şeyler? Unutuyorum abi, unutuyorum. Yani yapacağım o dediğin şeyleri inşallah en yakın zamanda. Lan video... Ya ailen Türkiye'de, arkadaşların Türkiye'de. Güzel bir video çekmişiz. Esprili güzel komedi olmuş. Millet senin hakkında hep komedyen Nuh deyip diyor. Yorumları bile okumuyorsun ve cevap yazmıyorsun yorumda. İnsanlar senin hakkında güzel şeyler söylüyor. Sen onlara bile bakmıyorsun. Abi... İşin aklın başka yerlerde. Abi çalışmaktan fırsat mı var ya? Geceleri geldik ne yapıyorsun sen? Biliyorum ben senin geceleri ne yaptın da. Uyuyorum. Bok uyuyorsun. Geçen sabah kaçta gelmişsiniz abi siz? Ne oldu? Ne oldu? İyi de bunu elini o kadar sıkı tutma. Bu sadece bir mikrofon yani. O kadar sıkı tutma. Ulan bu ne ya? Isıtmışsın ha. Hayret bir şeysin ya. Yine beni güldürdün abi ya. Bak ama ben şimdi şu anda üzgün modunda olmak istiyorum ben. Üzülmek istiyorum. Gidiyorum çünkü yani sevdiğim insanlardan ayrılıyorum. Sen beni yine güldürüyorsun ya. Allah seni güldürsün hep inşallah. Oğlum ağla diye mi? Ağlamam, ağlamak gerekmiyor ki yani. Ağlaman gerekmez yani. Adettendir. Ağlayacak. Oğlum ne abi sanki sevgilinden ayrılıyorsun. Hayret bir şeysin ha. Yok ya şaka bir tarafa gerçekten de yani çok çok güzel bir çalışma ortamımız vardı ama işte ben Tete. Yanlış ya. Ben Tete. Biraz hayallerimin peşinden koşuyorum. İnşallah hayallerim beni hayalperest etmez. Nasıl bir cümleydi anlamadım ama. Bir daha. Hay Allah şu mikrofonu koyacak yer bulamadım ya. Tak kabloya. Tam kablo da işte sallanıyor. Takır tukur ses yapıyor. Şuraya koy. Ver ben tutayım elimde. Ama bana uzak kılı. Şöyle ortada bir yerde olması lazım. Tamam ver bana. Şöyle şurada aşağıda tut şu şimdi. Şöyle dursun. Evet ama şöyle bize doğru. He. Şurada delik var ya bak şu var ya. Ha o deliği kapatmayayım. He, o deliği kapatma. Tamam. Delikler genelde kapatılmıyor evet. Yani mikrofon deliği. Evet anladım. Neyde kalmıştık? Ya, demek ki üzülüyorsun. Üzülüyordum ben evet. Bak bu ikinci videomuz şimdi. Şimdi insanlar seni gülerken gördü, espri yaparken gördü. Gördü. Hadi kavga edin bakayım. Ne oldu? Vallahi kavga edecekler ha. İndir lan indir, indir şeyi. Burada onların yol hakkı. E de geç. Ya yürü ya! Allah Allah!
Ya arkadaş burada geçen kaza yapıyordum ben. Çok saçma bir yolda. Çok saçma bir kavşak yani. Kavşak değil. Başka bir şey. Oha lan. Oha kesmem zor. Bak oğlum yağmura bak ya, bereketli gidiyorsun ha. Abi sen önünü görüyor musun? Ben göremiyorum. Araba kendi gidiyor zaten. Evet, Birmingham'a geldiğim bir gün, yani ilk adım bastığım gün de böyleydi. Aynı böyle yağmur yağıyordu. Ve bugün Birmingham'dan ayrılıyorum, yine böyle bir yağmur yağıyor. Bilmiyorum, çok bir klişe oldu ama yani... Yeni mesaj gönderdi. Ya geçen videoda söylemeyi unuttum ben. Burada hani... böyle garip gördüğüm falan şeylerden bahsetmiştin ya abi. Bugün de yine bir muhabbeti oldu başka bir Türk abiyle. Bugün değil, dün olmuştu. Şimdi hazır kamera varken söyleyeyim. Şimdi ben Türkiye'de de şimdi yabancılar falan oluyor mesela, hani anladın mı? Özellikle son zamanlarda yabancı kaynıyor yani, biliyorsun. Şimdi Türkçe bilmeyen bir insan denk geldiği zaman bir şey soruyor mesela. Yani ya adres soruyor, bir şey soruyor. Ya da işte sen soruyorsun, sen bir şeyler konuşuyorsun. Türkçe bilmediğini anlayınca biz ne yapıyorum? Ben mesela kendi adıma konuşayım. Böyle Almanya'da doğmuş Türk gibi böyle mastarlı konuşuyorum. Oraya gitmek, buraya gelmek, yavaş yavaş böyle. Niye? Çünkü karşımdaki insan Türkçe bilmiyor. Tamam, karşındakine Tarzanca konuşuyorsun. Yani. Tarzanca konuşuyor. Yani ister istemez otomatikman dönüyor. Ve bu sadece benimle alakalı bir şey değil yani. Şöyle bir... aklımı... kurcaladığım zaman düşünüyorum, böyle bakıyorum. Herkes aynı şeyi yapıyor hemen hemen Türkiye'de ortam. Şimdi burada... Abi yavaş, gözünü seveyim ya. Ben önümü göremiyorum şu anda. Evet, yağmur, yağmurun şeyinden yarıda kaldı. Devam edeyim. Şimdi burada adam geliyor, diyorum ki İngilizce bilmiyorum. Diyorum ki hani İngiliz problem diyorum. I don't know English diyorum falan böyle, tamam mı? Adam hala yani ulan arkadaş bilmiyorum zaten. Bir diyor hani, özellikle de şunu söylüyorum mesela bazılarına, slow speak diyorum yani, please diyorum, slow speak vesaire, böyle şeyler söylüyorum. Adam halen daha yine hani bildiğini okuyor ya, inadına değil. Ya sonra düşündüm, galiba şundan kaynaklı bir şey. Bütün dünya İngilizce konuşuyor. Yani adamlar böyle bir şeyle hiç yani karşılaşmadıkları için ömrü hayatında hani herkes İngilizce biliyor gibi bir şey düşünüyorlar yani. Ama yani yine de ben söylüyorum, diyorum ki ben İngilizce bilmiyorum brother diyorum. Adam yine şey yapıyor yani, aynı bildiği. Arkadaş biraz yavaş konuş ya, bu kadardı. Yani geçen sefer bir sen sormuştun ya bir şeyler. Böyle hani burayla ilgili ilginç bulduğun vesaire, evet, falan. Evet. Hani onu söyleyecektim bir ara, öyle kaldı, unuttum gitti yani, dedim şimdi söyleyeyim. İyi, teşekkür ederiz ya. Bunu bizle paylaştın. Bizi mi çekiyor? Yok, şu an yolu çekiyor. Seni yüzünü gösterdiğimiz yeter yani artık. Çünkü sen kıymetini bilmiyorsun ki, videoları paylaşmıyorsun. Abi. Kemküm. Güzel şeyler çıkıyor da. Tamam işte, doğal. Bu çok doğal abi ya. Nesi doğal oğlum, işte hiç kamerayı unut yani, çekim yapmıyor ki şu an. Kapattım ben bunu. Kırmızı noktayı görüyor. Kırmızı nokta tehlike işareti. Ben şimdi inşallah bizi doğru yoldan götürüyordur. Trafiği açık yerden götürüyordur. Yoksa sadece otobüs yoluna girmeyelim de. Şu an benim eve gitme istikametim zaten. Ben her gün bir yoldan gelip gidiyorum. Zaten yolunun üstüymüş. Tabii canım, New Street yani. Ama gerçi Niko'nun da çok yol üstü. Çünkü o da Niko Dibet'te oturuyormuş. Dibet'te taşındı. Orada daireler var. Kaç paraya tutmuş orada acaba? Ne dedi o ya? 700 lira mı? 800 lira mı? Adam merkezde oturuyor, 700-800 lira veriyor. Bir de kaç daire, değil mi? Bildiğin daire yani. İki oda, evet. Daire sonuçta. Biz odaya veriyoruz, anasını satayım, 600 lira. Hem de balkonlu yani, böyle şey, yüksek binalardan. Ama onun vergisi, cartı curtu 1000 lira, 1000 küsür lira.
Yani 1100 lirası vardır ona rahat. Elektrik, telefon, gaz. Ya tamam, benimki de bir odalı olur. Tek oda, mutfak, şu bu. Ama sen yine aynı hesap. Sen 500 lira faturaların dahil yaşıyorsun. Abi fatura dediğin kaç para ya? Fatura hepsine toplamda toplamda 150-200 lira. Benim 400 lira kiram, 275 lirası bunun fatura. Yani sen o 400 liranın içinde mi 275 lira? Tabii dahil. Seninki de dahil. Her şey dahil. Oğul neydi? Oğlum Kuluzuf. Hala söyleyemem. O videonun üzerine bu kelimeyi ben ezberlemiş olmam gerekirdi. Ya ama söylenmesi çok gıcık ya. All inclusive. All inclusive. Heh. Clue. All inclusive. Clusive. Aynen. All inclusive. All in... All done for you, sir. Bak, mailbox. Buraya geldin mi hiç? Yo, ne ki o? İçerisi alışveriş merkezi ve onun arka tarafı böyle bir bahçe. Küçük kanallar geçiyor yanından. Barlar. Bütün hepsi orada. Barları biliyorum. O şey, Marco şey. Pierre orada işte. Marco Pierre restoranı mesela, Michelin Star. Getirmedin ki abi, sağ ol yani. Şurada kaç bak, aydır... Bak, canlı videoda, geçenki vlogda ne demişti? Beni etçi Mehmet'e götürecek diye. Aradım. Kendisini aradım. Ben aradım. Mehmet'e akşam giderken. Hasta olduğum gün, pazar günü beni arıyor. Abi ne yapabilirim yani? What can I do? yani ne yapabilirim? Ne? Sen hasta... Ya ben, sen, benim işte o gün, bak, o gün gitmek... O gün gidebildim anca. Ben de seni aradım yani bu... İşte tipik zaten... Yani sen benim sevgilim misin? Ben sana günler öncesinden plan yapayım ya. İşte tipik zaten şey... Baba oynuyor bak. Senin yaşadığın ne kafayı ben de yaşayabilsem var ya. Ay, tipik Türk işte bu yani. Tam sana son, demiyorum ya, adama diyorum oynuyor diye. Son dakika beni arıyor. Yemeğe gidelim. De ama yemeğe gidelim dediğinde de demiyor. Mehmet etçi Mehmet'e gideceğiz diye. Dedim, sen demedin. Kaçırdın. Ay, dedim. Oğlum ben desem ben hasta gelirdim yani. dedim. Ya etçi Mehmet. Abi 500 TL. Kaç gramdı? Pirzola. Şey... 500 ile 600 gram arası. Pirzola değil ya. Biftek? Steak? Ya adı steak de ne steakti bilmiyorum, unuttum. Ram steaktir. Yok, kocaman, en büyüklerinden de. Ya bir de en büyüklerinden yiyor yani. 38 pound. 500 TL yani. Ne olacak ya? I have a lot of money. Evet arkadaşlar. I have a lot of money diyor. Duydunuz mu? Bunun Türkçe meali ne demek? Benim çok param vardı kardeş. Yani ben buralara geldim, paralar yaptım. Ya. Tannis. Bak şurası Golden Scissors. Aa, burada kendiniz yeni açılmış mı? Burada şey var, Türk marketi var. Hepsi i̇şte bu bir tane adamın. Hepsi bir tane adamın burada. Evet. Kemal diye bir adammış. Aa, Vivid Inc. burada da varmış. Al bak işte. Bu şeyde New Street'te burası zaten biliyorsun. Nereden giriyorum? Buraya araba giriyor mu? Bilmiyorum işte. Buraya at. Yani ben Uber'le giderken oraya gidiyordum. Daha ileri yanlış gidiyordum. Yanlış yere girdik biz. Daha ileri gidiyordum ben Uber'le giderken. New Street düz gidiyor. New Street. Abi taksinin girdiği yerlere biz giremiyoruz. İşte yani bilemiyorum artık. İşte sana onu söylüyorum ben. Bak bunlar hep taksi. Buraya araba gidebiliyor mu? Ha, drop and go. Gördün mü bak? Drop and go. Yani? Ne demek? Drop, indir ve git. İndir ve git. Yani oradan şöyle oraya... Şöyle kapalı alanda inebilsem ne güzel işte olur şunu, ha. Şunu işte bunun içerisi. Bunun içerisi işte tren istasyonu. Herhalde para verir mi? Ücretsizdir herhalde değil mi? Ücretsiz de. Ya burada ayak üstü iniyorum galiba. Oğlum biz buraya girip sırf taksiciler mi giriyor lan buraya? Oğlum biz cezayı var ya, ceza yersem gönderirim sana. O öndeki taksi değil ki. Hepsi taksi bunların. Sarı plakaları var üstünde, görmüyor musun? İyi de ha.
kırmızı bu renkte taksi de ilk defa görüyorum. Bir dakika abi, bir dakika. Buralar nerede ineceğiz ki? Not renk kırmızı oğlum, burada zaten renk diye bir şey yok ki. Yok da hani bu böyle saçma sapan bir rengi de ilk defa görüyorum yani. Abi buralar hep şey ya, buralar ceza yiyeceğiz ha. Abi orada niye yazmıyor o zaman? Dur, dur şurada, şurada. Sadece taksi. Oralar hep şey. Söyle şunu. Hazır mısın? Şu mikrofonu evet, elimden dostlar, alırsan evet. Hazırım. Evet dostlar. Elveda zamanı geldi. Nereden? Buranın kapıları nerede? Kapısı nerede buranın? Var ya, ceza parking gelirse diyor. Gönderirim abi. Söyleyeyim sana. Parking. Hadi gel. Is this just for taxis in here? So I'm gonna get a fine. I'm not tax. I can come in here. No, no problem. Oh, no problem. Okay. Ne diyor? Gerizekalı ya. Ha? Burası sırf taksiyle, taksiyle içmedim. Evet dedi. Dedim ceza mı yiyeceğim ben şimdi? Yok yok yok, sorun değil ya. Abi. Bu ne lan? Aldım ben şimdi. Çantam nerede? Gel hadi. Hadi. Hadi hakkını helal et abi. Sen görüşürüz inşallah. Tamam. Londra'da görüşürüz. İnşallah. Nereden gideceğim ben ya? Kapı nerede bilmiyorum ki. İşte orada kapı. Oraya ne ben? Hadi görüşürüz. Ha orada orada bak. Station entrance önden. Hadi görüşürüz. Nuh! Kendine iyi bak. Hakkını helal et. Ara beni ara sıra. Hadi bay. Evet dostlar. Bir maceralı. Ne diyor? İnşallah buralarda ceza yemeyiz vallahi billahi. Neyse bıraktık sağ salim. Allah ona bol şanslar Allah'tan diliyoruz. İyi güzel bir kardeşimiz. Evet, Birmingham'ın merkezi burası. Şu şimdi karşınızda göreceksiniz bir tane böyle parlak bir bina. Orası tren istasyonu. Oraya bıraktık kendisini. Bizi tekrar buraya soktu bu. Aynı geldiğimiz yol bu. Şimdi sağa mı döneceğiz? Allah Allah. Ya bizi var ya olduğumuz yerde döndürttü bu ya. Neyse şuradan döneceğiz artık. Evet, Birmingham Çarşı merkez burası. Sağ salim gitsin artık, değil mi? Öyle diyelim artık. Valla saat 7 oldu. Nasıl bir havaydı, nasıl bir yağmurdu o? Vallahi. Lan bavulu indirirken bagajdan omuzumda şöyle bir